Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiillerle ilgili 6. testi, yani ek fiiller testini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi hem birleşik zamanlı hem de birleşik yapılı fiil özelliği göstermektedir diyor. Seçeneklere baktığımızda bakın atmaktan atılmış olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Türemiş bir fiildir. Bunu elemiş oluruz. Ferahtan ferahlamak olmuş. Yine bu da nedir? Türemiş bir fiildir. Bize yapısı yönüyle birleşik yapılıyı sormuştu. Bunu da elemiş oluruz. Bilmiyordu derken bilmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Bu da basit yapılı bir fiildir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kapmaktan kapılmak olmuş. Bakın buradaki ıl yapım ekidir. Dolayısıyla bu da türemiş bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat değişi vermişti derken değişmek fiildir. Şuradaki i vermiş nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız tezlik fiilidir. Fiil artı tezlik fiili birleşik yapılı fiil oluşturur. Yine mişti demiş. Örneğin geçmiş zamanın neyi var? Hikayesi var. Bundan dolayı değişi vermişti kelimesi hem birleşik yapılıdır. Tezlik fiiliyle birleşik yapılı olmuş. Hem de öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi şeklinde çekimlendiği için birleşik çekimli bir fiil oluşturmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, dizelerin hangisinde birleşik zamanlı fiile yer verilmemiştir diyor. Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı derken kuşatmak fiil. Bakın öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Tı ek fiildir burada. Dolayısıyla birleşik çekimli bir fiildir bu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden ifadesinde ise bakın şaşırmak fiildir arkadaşlar. Dı burada nedir? Görülen geçmiş zaman kipegidir. Ek fiildi yoktur. Dolayısıyla bu sözcük basit çekimli bir fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yine geçiyordu derken geçmek fiil, yor şimdiki zaman, du da şimdiki zamanın hikayesi. Yani ek fiil almış, basit çekimli fiil ek fiil alarak birleşik zamanlı hale gelmiş. Bundan dolayı biz bunu da elemiş oluruz. Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti ifadesinde geçmek fiil, miş öğrenilen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Ek fiil almış, basit çekimli fiil birleşik çekimli hale geldiğinden dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde ifadesinde görmek fiil, yor şimdiki zaman, du da ek fiildir. Basit çekimli fiil, ek fiil alarak ne olmuş arkadaşlar? Birleşik çekimli fiil haline gelmiş. Şimdiki zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Üçüncü soru, bu parçada kaç birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım, göğsü bağrı açıktı, elinde orak vardı, ekin biçiyordu. Bakın, şimdiki zamanın hikayesi var. Bükülmüştü, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Yine öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Tozak köyünden yaşlı bir adamdı. Yılların, uzun yılların kır abbasıydı. Sırtına kabut bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Öğrenilen geçmiş zaman hikayesi. Belinde eski bir yün kuşak vardı. Başında sarı puşu bağlıydı ifadesinde. Şuradaki görmüş olduğunuz sözcükler arkadaşlar nedir? Birleşik zamanlı fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane çekimli fiil bulunmaktadır. Dördüncü soru, dizelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır diyor. Bu sefer de kullanılmayanı sormuş. Evvel sen de yücelerden uçardın, şimdi enginlere indin mi gönül derken bakın uçmak fiil, ar geniş zaman, geniş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu sözcük birleşik çekimlidir. Bunu elemiş oluruz. Benim doğduğum köyleri geceleri eşkıyalar basardı ifadesinde basmak fiil, ar geniş zaman, dı da ek fiil, basit çekimli fiil, ek fiil alarak birleşik zamanlı
fiil haline gelmiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Bütün sevgileri atıp içimden varlığımı yalnız ona verdim ben ifadesinde vermek fiil D nedir burada arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla ek fiil yoktur. Bundan dolayı da basit çekimli bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış ifadesinde anlamak fiil. R geniş zaman, geniş zamanın rivayeti var. Bakın buradaki mış ek fiilin rivayetidir. Dolayısıyla anlarmış sözcüğü birleşik çekimlidir ek fiil aldığı için. Bunu delemiş oluruz. Bir yastıkta dinlenir başlarımız, saçlarım saçlarına karışır ifadesinde yine karışmak fiil, ır geniş zaman, d ek fiilin hikayesi, geniş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Beşinci soru, aşağıda verilen birleşik çekimli fiillerden hangisinin çekimi yanlış belirtilmiştir diyor. Bakalım. Beklemiştik ifadesinde öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var arkadaşlar. Dolayısıyla görülen geçmiş zamanın rivayeti demiş, yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ağlarsanız geniş zamanın neyi? Şartı. Doğru bakın, bunu eledik. Sevmezmiş, geniş zamanın rivayeti. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Anlatmalıydı, gereklilik kipinin hikayesi. Bakın bu da doğru, bunu da elemiş olduk. Çalışıyordu, şimdiki zamanın hikayesi. Bakın bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi şart birleşik zamanla oluşturulmuş bir fiil değildir diyor arkadaşlar. Olmayanı sormuş bize. Bakalım, ağlarsa derken geniş zamanın şartıdır, bunu elemiş oluruz. Anlarsan yine geniş zamanın şartıdır, bunu da elemiş oluruz. Seviyorsan şimdiki zamanın şartıdır, bunu da elemiş oluruz. Beklesen demiş, beklemek fiildir. Sesa eki arkadaşlar burada dilek şart ekidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ek fiil yoktur. Bu basit çekimli bir fiildir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Gitmezse sözcüğüne baktığımızda mazmez geniş zamanın olumsuzudur arkadaşlar. Dolayısıyla geniş zamanın şartıdır. Bu da birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir fiildir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Yedinci soru, dizelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım, insandır sanıyordum mukaddes yükü hamal derken, bakın şimdiki zamanın hikayesi var. Birleşik zamanlı bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Su insanı boğar, ateş yakarmış ifadesinde yine yakarmış demiş. Geniş zamanın rivayeti var arkadaşlar. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bu da birleşik çekimli bir fiil. Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım ifadesinde yine bakın gelecek zamanın rivayeti var. O yüzden bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım ifadesinde şartın hikayesi var arkadaşlar. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Sular sarardı, yüzün perde perde solmaktı ifadesinde buradaki makdam ekteki şimdiki zaman ekidir. Sarardı ifadesine bakacak olursak da arkadaşlar kelimenin kökü sarıdır. Sarıdan isim kökünden sararmak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Buradaki d nedir peki? Bu da görülen geçmiş zaman kip ekidir. Görmüş olduğunuz gibi ek fiil yok. Buradaki ar er eki yapım ekidir. Bundan dolayı da arkadaşlar sarardı kelimesi basit çekimlidir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir demiş. Bakalım, ağaçların yaprakları erkenden sararmış derken yukarıda yapmıştık hatırlarsanız. Bu nedir arkadaşlar? Mış, öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Basit çekimlidir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Akşamleyin eşiyle yemeğe gidecekmiş. Bakın gitmek fiil. Gelecek zamanın neyi var arkadaşlar? Rivayeti var. Bu birleşik çekimli bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Cebinden bir tomar para çıkarmış ifadesinde yine
çıkmaktan çıkarmak olmuş arkadaşlar. Yapım eki almış. Buradaki mış ise nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla bu da basit çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Okulun eksiklerini bakanlığa bildirmiş ifadesinde bilmekten bildirmek olmuş. Yapım eki almış. Buradaki miş ise öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Bu da basit çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş olduk. Öğretmen bugün derste 5 sayfa yazmış. Yazmaktan yazdırmak olmuş. Bakın bu da türemiş bir fiildir. Mış ise burada yine öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Bundan dolayı da bu da basit çekimli bir fiildir. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir demiş. Sonunda bütün sıkıntılarını giderdi derken giderdi kelimesini ben bakın şu şekilde eklerini ayırırım arkadaşlar. Gitmek fiil köküdür. Gitmekten gidermek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Buradaki di ise nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bakın bu yapım ekidir. Bu da kip ekidir. Dolayısıyla ek fiil yoktur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Çünkü gidermek kelimesi burada basit zamanlı bir fiil oluşturmaktadır arkadaşlar. Söylediğim hiçbir sözü anlamazdı. Anlamak fiil. Bakın geniş zamanın olumsuzu. Bu da ek fiil. Dolayısıyla geniş zamanın hikayesidir. Birleşik çekimli bir fiildir. Bunu elemiş olduk. Nerede görürse görsün bana kızardı ifadesinde. Bakın kızmak fiil kökü. Ar geniş zaman. Buradaki d ek fiildir. Geniş zamanın hikayesidir. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Aynı sözü durmadan söylerdi. Söylemek fiil. R geniş zaman. Geniş zamanın hikayesi. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş olduk. Sınava çok düzenli çalışın derdi. Demek fiil. R arkadaşlar burada geniş zaman. Geniş zamanın hikayesidir. Bu da birleşik çekimli bir fiil. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 10. soru. Cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın hikayesi ile çekimlenmemiştir diyor. Geniş zamanın hikayesi nedir arkadaşlar? Ardı ya da erdi, ırdı, irdi olur. Bu şekilde çekimlenmesi lazım. Bakalım sonunda onun da dünyası karardı derken yine aynı sarardı örneğinde olduğu gibi ben karardı kelimesini şu şekilde eklerini ayırırım arkadaşlar. Kara nedir? İsim köküdür. Karadan kararmak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. D da nedir burada? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bakın R geniş zaman eki değil. Yapım eki. D da kip ekidir. Dolayısıyla ek fiil yok. Bundan dolayı burada geniş zaman hikayesi kullanılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Cansu söylediğim her söze gülerdi. Gülmek fiil. Ar geniş zaman, geniş zaman hikayesi. Bunu elemiş olduk. Her gün 5 sayfa yazı yazardı. Yazmak fiil. Ar geniş zaman, geniş zaman hikayesi. Bunu da elemiş olduk. Beni herkesten çok sevdiğini söylerdi. Söylemek fiil. R geniş zaman. D da geniş zaman hikayesidir. Bunu da elemiş olduk. Gecenin sonuna kadar mum yanardı. Yanmak fiil. Ar geniş zaman. Geniş zaman hikayesi şeklinde çekimlenmiş. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru. Cümlelerin hangisinde şimdiki zamanın hikayesi ile çekimlenmiş bir fiil vardır diyor. Şimdiki zamanın hikayesi bu şekildedir arkadaşlar. Bakalım ağlıyormuş derken şimdiki zamanın rivayeti vardır. Bunu elemiş olduk. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde derken gitmek fiil yor burada şimdiki zamandır. Ek fiil yoktur. O yüzden bunu da elemiş olduk. Son günlerde yapılanları anlamıyordu derken bakın anlamak fiil yor şimdiki zaman du hikaye şimdiki zaman hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Seni şimdi anlıyorum ulu mabet derken anlamak fiil yor şimdiki zamandır ek fiil kullanılmamıştır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Ağlıyorsan derken şimdiki zaman şimdiki zamanın şartıdır. E seçeneğini de elemiş oluruz. 12. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir? İlahimle Mevlana'yı döndürdüm ifadesinde döndürmek fiildir. Dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zaman kipek ile çekimlenmiştir.
Basit çekimli bir fiildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Meydan mı verirdim bu ayrılığa ifadesinde bakın geniş zaman, geniş zamanın hikayesi. Dolayısıyla birleşik çekimli bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Yunus'umla öfkeleri dindirdim derken dindirmek fiil. D yine burada görülen geçmiş zaman kipekidir. Ek fiil almadığı için basit çekimli fiildir. Bunu da elemiş olduk. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Sönmekten söndürmek olmuş, yapım eki almış, türemiş bir fiil. Dü burada görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla ek fiil almadığı için bu da basit çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş olduk. Çok gemi yüzdürdüm ateş denizinde derken yüzmekten yüzdürmek olmuş. Bu da türemiş bir fiildir. Buradaki dü de yine arkadaşlar nedir? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Bu da ek fiil almamıştır. Bu da basit çekimli bir fiildir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 13. soru, dizelerin hangisinde birleşik zamanlı fiile yer verilmemiştir diyor. Olmayanı soruyor. Bilmezdim derken bakın, geniş zamanın hikayesi var. Birleşik çekimli bir fiildir. Bunu elemiş oluruz. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış derken, burada da arkadaşlar geniş zamanın rivayeti var. Burada da birleşik bir çekimli fiil vardır. Bunu da elemiş oluruz. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış, yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle ifadesinde açmak fiildir. R geniş zamandır. Geniş zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiştir. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada. Babam kuzuyu kurda vermiş burada ifadesinde. Doğmaktan doğurmak olmuş arkadaşlar. Buradaki ur nedir? Yapım ekidir. Muş ise arkadaşlar öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla basit çekimli bir fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile derken unutmak fiil, ur geniş zaman. Bu da geniş zamanın rivayetidir. Dolayısıyla bu da birleşik çekimli bir fiildir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 14. soruya. Aşağıdaki fiillerin hangisinin sonuna ek fiilin rivayet eki olan imiş getirilemez demiş. Yürüyormuş desem gelir, bunu eledik. Bildirmişmiş desem bakın başkasından duymuş anlamını verir. Buna da gelir, bunu da elemiş oluruz. Anlamazmış, buna da geliyor bakın, bunu da elemiş oluruz. Gitmeliymiş, buna da gelir, bunu da elemiş oluruz. Götürdümüş, böyle bir şey yok arkadaşlar, olmuyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.